Natural Finans'a hoş geldiniz. Ben Emre. Öncelikle videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 17 Mayıs 2024 günlerden Cuma saat 18.22 ve borsanın son günü borsada kapandı. Bu videoda Altınay, Koç, MT, Koton, Regeas, Entra, Odin, Mogan, Artemis, o Makarna, Alves, Limak, bor şeker, Patek, Avrupa Kent, Mega Metal, Kuzey gibi son 17 halka gün içerisinde gerçekleşen işlemlerine bakacağız. Bu halka uzun, orta, kısa vadede olurlarını yorumlayacağız. Çok, çok detaylı bir analiz olacak. Lütfen sizlerden en önemli ricam videoyu atlamadan, ilerlemeden izleyin. Ee, endeksle başlayacağız her gün olduğu gibi. Bugün en, endeks tarafında çok güzel pozitif bir yükseliş vardı. Ee, bu yansıdı. halk arzara yansımadı ama hisseler bazında e, güzel yükselişler e, gösterenler oldu. Bizim takip ettiklerimiz arasından grubumuzda. Ee, şöyle endeksi açalım bir ilk olarak ona bakalım bu arkadaşlar genelde şu şekilde oluyor. Endeks yükseliyor öncelikle. Güzel bir yeri kırıyor. Sert yükselişini yapıyor. Sonraki günlerde alt tahtalar ve halk arzlar pozitif olarak etkileniyor bundan. Fakat endeksin yükseldiği günde halk arzlar genellikle yükselmiyor. Ki şayet de bu şekilde oldu. E, Altınay ve Koç MT haricinde herhangi bir yükseliş olmadı bugün. E, Altınay tarafından e, bugün tavan gitti gene. Hiçbir problem yok. Saatlik grafikte baktığımızda herhangi bir tavan bozma eğilimi de olmadı. Bakmaya gerek yok hatta. ben size onların direkt derinlik ve aracı kurum dağılımlarını göstereceğim. onun haricinde grafiğe bakmanın pek de fazla mantığı yok. Altınay tarafında 123 milyon 606 bin alış emirleri tavanda bekleyen arkadaşlar bunlar. 38.72 fiyatından. Alış emirlerinin tamamı da 124 milyon 680 124 milyon 863 lata tekabül ediyor alış emirlerinin tamamı. Ben pazartesi günde bir aksilik olmazsa tavan gideceğini düşünüyorum açıkçası. Koç e, MT tarafına baktığımızda e, tavanda bekleyen 142 milyon 146 binlik alış emri var. 22.54 fiyatından yani tavanda bekleyen bunlar. E, alış emirlerinin tamamı da 142 milyon 478 bin nota tekabül ediyor. Bunda da bir sıkıntı olmazsa pazartesi günü tavan gitme ihtimali ben yüksek görüyorum devam edecek. Şimdi şey diyenler olabilir kaç tavan daha yapar o tarz sorular geliyor. Fakat e, bunlara öyle cevap vermek e, iddia oynamaktan tahmin yapmaktan bir farkı yok. E, o sebepten dolayı. Ona şey demeyeceğim yani şu kadar tavan yapar şöyle gider öyle demeyeceğim. Direkt ben sizlere derinlikteki lotları ve ertesi gün tavan yapıp yapmama ihtimalini söyleyeceğim. Tavan tahmin yapmayacağız yani mutlaka her gün izleyin bizleri. Lütfen sizlerden en önemli ricam da videoyu beğenip kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız da kaçırmamış olursunuz. Biz bu analizleri her gün yapmaya devam edeceğiz. Şimdi baktığımızda Altınay tarafından bunlar alış tarafı satış tarafı. Ee, yani bunlar da mantıken almak isteyen bireysel yatırımcılar olacağı için alamayan alamayacakları için kolokasyon yöntemi kullanamayacakları için mantıken bireyselin satışı ve aracı kurumların toplamasıyla karşımıza çıkıyor. Aynı şey koç mtd de olacak şimdi aynı grafik aynı tablo bakalım ona da. Bunda da çok farklı bir tablo olmayacak. E, aynı şekilde bireyselin satış olarak karşımıza çıkıyor. Yani almak isteyenler olacağı için, alamayacakları için, satmak isteyenler de olabileceği için burada satış olarak yansıyor bize. E, aracı kurumlarında alışı var. ve fakat hala daha çok ciddi miktarlara ulaşmış değil. El değiştirme oranları sağlıklı şekilde ilerliyor bence. E, devam edelim. Şimdi e, ana hisselere geçelim şimdi. Lilak'la başlayacağız. E, Lilak tarafında bakın e, sarı çizgiye kadar geriledi bizim çizdiğimiz turun çizgiye kadar ve fiyat altında kapanış yapmadı. Bu gayet pozitif bir durum. Fiyat şayet ki bu seviyelerde kapattığı için e, pazartesi günü buradan tepki alıp yükselme ihtimali var. Fakat altına sarkarsa fiyat öncelikle 35-30 bandına doğru hareket edecek. Daha da altına giderse 34 doğru hareket edecek. Fakat şu an bilmeniz gereken tek şey turuncu çizgiden tepki alıp al almayacak mı? Veyahut da aşağısına sarkacak mı? Tek bilmeniz gereken şey bu. Rilak e, tarafında derinliğe bakalım. E, 255 bin alış, 426 satış, ağırlıklı olarak satışlar baskın. Pazartesi günü açılışta biraz daha negatif yöne olabilme ihtimali yüksek. E, şöyle diğer modüllerden takısına bakacağız şimdi. Bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. E, ne olmuş bugün? İş, ziraat, yapı kredi, garanti, hepsi satışta. Bu ise Elektro Tutan. Yanlış hatırlamıyorsam aktı aynen. E, açıkçası bu yani bugün 1.7 diyelim 1.8 diyelim. E, 2.1 diyelim hadi. E, 2.5 olsun. 2.5 milyonluk satış var. Alış tarafında da sadece AK 2.5 milyonluk alış yapmış. Yani bugün açıkçası bence pozitif bir durum bu. Tamam iş satmış iş benim gözlem kabul ediyorum ama AK'ı da seviyorum. AK da bu satışların hepsini karşıladığı için ben dinlenen bugün aracı kurum dağılımı ve takasını çok beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Çok kötü bir durum yok. E, çok uzatmadan devam edelim. Koton'la devam edelim. Koton tarafında burada gördüğünüz gibi bizim bir trendimiz vardı. O trendin altında kapanış yaptı. Şu an bu hissede düşüşler meydana gelebilir. Hangi fiyata kadar? Öncelikle mutlaka bizim fiyatımız 28 56 28.50 hadi 28.50 altında kapanış yapmaması gerekiyor. 28.50 altında kapanış yaparsa yeni bir dip yapma olasılığı çok yüksek. Bakın söylüyorum sizlere çok yüksek. 28.56 kapanış gelirse şu an altında yani buradaki bizim çizdiğimiz trendin altında kapanış yaptı. Bu da tabii ki negatif olarak etkileyecektir. Pazartesi günü kendini yukarı yön atmazsa, e, buradaki turun çizgi üstüne atmazsa tekrardan e, aşağı yönlü hareketlerine devam edecek. E, atarsa da yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Öncelikle e, tabii ki bizim e, 30-32'yi de kırarsak kısa vadeli bir yükseliş gelinme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, Koton'un derinliğine bakalım. E, 2 milyon 54.000 alış tarafı, 386 bin not satış tarafı çok ağırlıklı olarak burada 3-5 kademelerinde alışlar baskın. Ben pazartesi günü açılışta biraz daha pozitif yönü olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Koton'un diğer modüllerden takasına bakalım şimdi. Bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Satış tarafında ziraat garanti ne kadar satmış yaklaşık 600 bin not civarı satmış. Hadi bunu da ekle 700 diyelim 750 diyelim 750 bin not civarında bir satış var önemli olan banka ve kurumlardan. Sadece iş 2.5 milyonluk bir alış yapmış vakıfı da katarsak 2.8 milyonluk bir alış var bugün önemli olan banka ve kurumlardan. Ben açıkçası Koton'un bugün aracı kurum dağılımı ve takasını çok beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü satan kurumlara kıyasla alan kurumlar biraz daha iyi ve satışları fazlasıyla alışlar karşılıyor. Ee, önemli olan banka ve kurumlardan. O yüzden çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, devam edelim. Çok uzatmadan RG Yaz bir, bir diğer hissemiz. Şimdi baktığımızda şu an yatay gidişat biraz daha devam ediyor. Bugün ufak çaplı bir yükseliş yaptı. Fakat şu an bizim fiyatımız 127.4 üstünde kapanış yapmadığı sürece sert yükseliş beklemediğimi söyleyebilirim. Ee, orayı kırarsa kısa vadeli bir yükseliş gelebilir. Şu anda e, takip ettiğimiz tek nokta buradaki turuncu çizgi. Turuncu çizgi altına sarkarsak fiyat 117'lere kadar düşecektir. 117 altında kapanış gelirse kısa vadeli bir düşüş gelme ihtimali yüksektir. Sert olabilir bilginiz olsun. Mutlaka turuncu çizgi altına sarkmaması gerekiyor. E, tabii ki daha önemlisi 117.8 117 altına sarkmaması gerekiyor. E, Regal's'ın derinliğine bakalım. Baktığımızda 161 alış, 185 satış ağırlıklı olarak biraz satışlar baskın. E fakat buradaki 3-5 kademelerin ben alışlar baskın olduğu için yarın sabah değil de pazartesi sabah açılışta biraz daha pozitif yönlü olabileceğini düşünüyorum açıkçası. RGS'ın diğer modüllerden takasına baktığımızda bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. E, alış tarafında, satış tarafında özür diliyorum. E, neler var? E, garanti var 63 bin not. Vakıf var. 110 bin not diyelim hadi. E, 260 bin not diyelim QNB Finans'la. E, Akta var. 260 şu Ziraat saysak yeter. 300 bin not. İşi de katalım. Yani yaklaşık 400 bin not civarı satışı var. Alış tarafında da bunları karşılayan herhangi bir banka veya kurum yok arkadaşlar. Ee, biraz çok kötü değil bakın. Çok kötü değil. Çünkü Deniz'in tahtasına çok güvenmiyorum. Yani burada alan ak olsaydı e, tamam güzel derdim. Fakat e, bence bugün aracı kurum dağılımı e, iyi değil. Fakat kötünün iyisi yani bilginiz olsun. Benim düşünceme göre bu şekilde. Lütfen bu dakikayı kendine izliyorsanız kanalımıza abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar her gün gelmeye devam edecek. E, fiyat Entra tarafındayız şimdi. İki yönde kırılım gelmediği sürece yatay yönlü gidecek. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı olabilir yani. Bu biraz içerideki yatırımcıyı bıktırma amaçlı da olabilir. Fiyatımız 11.88'i kırarsa kısa vadeli yukarı yönlü bir hareket gelecek. 11.01 kırarsa düşüşler hala daha devam edecek bilginiz olsun. Şu anda bu iki fiyat aralığında yatay gitme olasılığı yüksek. Şayet bu şekilde oluyor. Bugün %0.26'lık düşüş yaşamış. E, biraz daha yatay ilerlemiş e, gibi gözüküyor. Derinlik tarafına baktığımızda 1.879.000 not alış tarafı 1.722.000 not satış tarafı ağırlıklı olarak satışlar baskın buradaki 3-5 kademe derinlikte de ben pazartesi günü açılışta biraz daha pozitif yönü olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Diğer modüllerden takasına bakalım şimdi. Bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Ne yapmışlar bugün? Bugün Akın çok ciddi miktarda satışı var. Bu açıkçası negatif olarak etkileyecek benim düşüncelerimi. Fakat buradaki ilk 5 kurum arasında yer almadığı için eledik aslında Akı. Yine de ama düşüncelerimde yer oynayacak yani bilginiz olsun. Ziraat tarafında 3, 342 bin not satış var. Vakıfta e, 600 diyelim hadi 650 bin not. E, 850 bin not civarı satış var önemli olan banka ve kurumlardan. Alış tarafına baktığımızda ise da bugün alışların çok büyük e, çok büyük miktarını Bank of Amerika yapmış. Yaklaşık 9000 not civarı almış. Ben Entra'nın bugün aracı kurum dağılımı ve takasını hiç beğenmediğimi söyleyebilirim. Neden? Çünkü ilk iki kurum banka. Buradaki sıkıntı yaratabilecek banka ve kurumlar. O sebepten dolayı güvenmiyorum. Beğenmedim yani. Bilginiz olsun. Ee, devam edelim. Bir diğer ise Odin. Odin tarafında bugün biraz yatay gelişat vardı. Yeşil kapatmayı becerebildik. Fakat düşüş var yani bugün. %0.76'lık düşüş var. Trading video Bu biraz farklı yansıyor. Baktığımızda iki yönde kırılım olacak bunu da hangi yönde olursa o yöne doğru hareketler gelecek fiyat 60.75 altında kapatırsa sert aşağı yönlü hareketler gelecek ve düşüşler devam edecek fiyatımız 68.50'yi kırarsa kısa vadeli bir yükseliş gelme olasılığı yüksek bilginiz olsun şurada bir çizgi fazla olmuş galiba aynen. Onun haricinde diyebilecek olduğum başka bir şey bu iki fiyat arasında kaldığı sürece fiyat yatay gidebilir. RSI bugün biraz negatife doğru eğilmiş. Fakat çok fazla kötü bir senaryo yok yani bence açıkçası. Çünkü bu ise uzun vadede değer katacak bir ise ben bu şekilde düşünüyorum. Kötü bilanço açıkladı o sebepten dolayı düştü. Bunu açık ve net bir şekilde belirteyim yani. Kimsenin kafasında yok o oldu şirket gidiyor şirket batıyor gibi şeyler olmasın şirket sadece zarar açıkladı. Bilançosu kötüydü o sebepten dolayı düşmeye başladı. Ve ayrıca teknoloji hisselerinde bir para girişi oluyor, bir para çıkışı oluyor. Bir, bir giriş oluyor, bir çıkış oluyor. Bu hisseyi tabii ki e, etkiliyor bu da. Yani onlara para girişi olduğu zaman mantıken buna da olacaktır. Çıkışı olduğu zaman buna da olacaktır. E, mantıklı olan budur. 27.000 not alış, 77.000 not satış. Ağırlıklı olarak satışlar baskın. Yarın değil de pazartesi günü sabah açılışta biraz daha negatif yönlü olabilme ihtimali yüksek görüyorum ben. Bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Baktığımızda garanti vakıf yaklaşık 150 bin not civarı satmış 200 diyelim hadi 250 diyelim hadi 250 bin not civarı önemli olan banka ve kurumlardan satış var. Alış tarafına baktığımızda bugün halk veya hip kredi almış o kadarlık bir alış yok. Ben o bugün aracı kurumda alım ve takasını çok beğenmediğimi söyleyebilirim dostlar. Devam edelim. Bir dil ise Mogan. Bogan tarafında bugün yukarı yönlü hareketler devam etti. Fiyatımız bizim 17, 17 15.72'ye kadar açık demiştim dün ki şayet fiyat o fiyata kadar geldi bugün ve aşağı doğru gitti. Fakat çok büyük bir negatiflik olmadı. Fiyat 15.72'yi kırarsa önümüzde 16.24 direnci bulunuyor. 16.24 de kırılırsa 16.93'lere doğru hareket gösterecek. Şu an yani fiyatımız 14.73 altına düşmediği sürece yön yukarı ve yatay yönlüdür. Aşağısına düşerse düşüşler devam eder. Kırılım geldi mi gelmedi mi diye soracak olanlar olabilir. Gelmedi henüz daha bilginiz olsun. RSI bugün pozitifmiş. Yani kırar mı kırmaz mı bunu bilmiyorum ama kırarsa kısa vadeli bir yükseliş gelir. 15.72 bakın önemli. Morgan tarafında derinliğe bakalım. 314.000 not alış, 503.000 not satış ağırlıklı olarak satışlar baskın. Pazartesi günü açılışta biraz daha negatif yönlü olabilme ihtimali vardır. Diğer modüllerden takasına bakalım. Bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Bunlara baktığımızda yapı kredi, iş... 1.3 milyonluk bir satış yapmış Ziraat'ı da kat 1.7 diyelim hadi bunu da kat 1.2 diyelim hatta yani 2 milyon notluk bir satış var alış tarafında da şayet ki bu şekil, bu, şekil, bu kadar yoktur yani Morgan'ın bugün ben aracı kurum dağılım ve takasını hiç beğenmedim neden çünkü ellerinde zaten yüklü miktarda loot olan banka ve kurumlar ağırlıklı olarak satışta bu da negatif bir durumdur takas analizi açısından beğenmediğimi belirteyim dostlar devam edelim bir diğer ise Artemis Artemis tarafına baktığımızda e, bugün yön biraz daha aşağı yönlüymüş fakat ağır bir düşüş yok yani. E, fiyatımız öncelikle düşen trendi kırmadı. Hala daha yatay gidişatına devam ediyor. Fiyat 51-55 üstünde kaldığı sürece yön yukarı ve yatay yönlüdür. Bizim en güvenli noktamız arkadaşlar 50 lira. Mutlaka 50 lira altında kapanış gelmemesi gerekiyor bu hissede. 50 lira altında kapanış gelirse hisse işte 44'lere kadar gerilecektir. 44 altında kapanış gelirse yeni dip yapacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu an RSI biraz negatif yönlüymüş. Bu iki fiyat aralığında biraz biraz yatay gitme olasılığı yüksek. Mutlaka buradaki ya pembe çizgiyi kırması lazım. Veya hatta 51-55 altında kapanış yapması lazım. Yani yönü belli olsun. Şu an yatay gidecek yani bilginiz olsun. Herhangi bir kırılım yok. Ee, derinliğe bakalım. Derinlik tarafında 55 alış 54 satış ağırlıklı olarak biraz alışlar baskın buradaki 3-5 kademe derinlikte de ee, ben pazartesi günü açılışta biraz daha pozitif yönlü olabileceğini düşünüyorum. Diğer modüllerden takasına bakalım bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Ee, bu tarafta Yapı Kredi iş e, ne kadarlık satmışlar 130 bin not e, bunu da katalım 150 bin not diyelim 150 bin not civarı bir satış var burada Investaz'da da var hatta e, 160 bin not civarı satış var alış tarafına baktığımızda ise de o kadarlık bir alış yok ben o sebepten dolayı bugün Artemisin aracı kurum dağılımı ve takasını çok beğenmediğimi söyleyebilirim dostlar e, devam edelim. Lütfen sizlerden acayip bu dakikaya kadar izliyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve benim bir tane WhatsApp grubum var kendi aldığım sattığım bütün hisseleri burada paylaşıyorum kısa vadeli orta vadeli uzun vadeli düşündüğüm bütün hisseleri burada paylaşıyorum ve ayrıca eğitim vermeyi de amaçlıyorum yani hisseyi bu şekilde alırsanız daha iyi olur bu şekilde alabilirseniz daha iyi olur yatırım tavsiyesi vermeden tabii ki ayrıca buraya her gün olmasa da iki güne bir üç güne bir özel canlı yayınlar yapıyorum orada da değerli yorumlar söylüyorum gelmek isteyenler olursa aşağıda WhatsApp iletişim linki sizlere Bekliyor olacak. Gelenleri karşılarım. Bilginiz olsun. Ee, bu tarafta baktığımızda makarna karnındayız arkadaşlar. Fiyatımız bugün biraz daha yataymış. Her halka arzu olduğu gibi. Önümüzde şu an 20 günlük hareketli ortalama bulunuyor. Bunun fiyatı da 42.17. 42.17 kırılırsa fiyat 43.42'lere kadar hareket edecektir. Fiyat 43 42'yi kırarsa bu hisseyi 47 liralara kadar tutan olmayacaktır bence. Teknik anlamda bu şekildedir. Fiyat 40-26 altında kapanış yapmadığı sürece yön yukarı ve yatay yönlüdür. Mutlaka 41-36 üstünde kaldığı sürece de yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini de söyleyebilirim. RSI bugün güzelmiş. pozitif yönlü gibi gözüküyor. Önümüzde bir 20 günlük hareketli ortalama var. Ondan sonra da çok güçlü olmayan bir tane direncimiz var. O da 43-42. 43-42 kırılırsa 47 liraya kadar yükseleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Derinlik tarafına baktığımızda 202 alış 339 satış ağırlıklı olarak satışlar baskın Pazartesi günü açılışta biraz daha negatif yön alabilme ihtimali yüksek. Diğer modüllerden takasına bakalım. Bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Bunlara baktığımızda yep Kredi, Vakıf ne kadarlık satmış? 300 diyelim hadi, 340, 370 olsun, 470, 480, 480 bin not civarı satış var. Alış tarafında da o kadarlık bir alış var mı? İşi gördüm, iş güzel. Yani biraz daha yatay. Ee, negatife biraz daha yatkın ama yani iş aldığı için benim biraz şah damarımdan vurdu. Ee, yani çok kötü değil. Çok iyi de değil. Bugün biraz nötr yani. Bilginiz olsun. Alves bir diğer hissemiz. Alves tarafına baktığımızda herhangi bir kırılım gelmedi düşen trend hala daha devam ediyor. Fakat nereye kadar devam edecek artık bence çok fazla büyük bir zamanı kalmadı. E, fiyatımız 51.15 üstünde kaldığı sürece yön yukarı ve yatay yönlüdür. Aşağısına düşerse fiyat 48'lere kadar gerilecektir. 48 altında kapanış gelirse fiyat yeni dip yapacaktır arkadaşlar. E, mutlaka 48 altına düşmemesi gerekiyor orta vade yatırımcısıysanız bu hissenin. Mut kısa vade yatırımcısıysanız da 51.15 sizlerin en önemli destek noktası. 51.15 altında kapanış gelirse fiyat 48 düşecek yani bilginiz olsun. Onun haricinde diyebilecek olduğum başka bir şey buradaki pembe çizgi kırılırsa fiyat 57 50 57.50'lere kadar e, yükselebilir. 57.50 de çok önemli bir direnç bilginiz olsun arkadaşlar. Burası çok güçlüdür. Kırmak için sağlam para para gerekebilir. RSI bugün biraz yataymış. Alves tarafının derinliğine bakalım. Derinlik tarafında 107 alış, 120 satış ağırlıklı olarak satışlar baskın. Fakat buradaki 3-5 kademede alışlar baskın olduğu için pazartesi günü açılışta biraz daha pozitif yönlü olabilme ihtimali var bana göre. Diğer modüllerden takasına bakalım. Bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Şöyle gün not diyelim. E, garanti 150 bin not, e, 210 bin not diyelim hadi. 210, e, 230 bin not civarı bir satış var. Alış tarafında da bu kadarlık bir alış var mı? E, yok, haliyle yok bugün aracı kurumda alın ve tek senelizi güzel değil. Bugün halka arzların genelinde bir mal boşaltma operasyonu vardı. Yatay gitti ama çünkü karşılayanlar da vardı. Karşılayanlar bence önemli olan banka ve kurumlar değil ama sıkıntı yaratabilecek riskli banka ve kurumlar. O sebepten dolayı beğenmedim beğenmedim beğendiğimi beğendim diyerek geçeceğim. Limak bir diğeri ise fiyat 23-20 üstünde kaldığı sürece yön yukarı ve yatay yönüdür aşağısında kapatırsa aşağı doğru hareketler gelme ihtimali yüksektir. Yeni dip yapabilir bilginiz olsun. onun haricinde bir kırılım yok gibi gözüküyor hala da. Fakat bugün yarın belli olur. Bir kırılım gelebilir bunda. Mutlaka 25.90'ı kırması gerekiyor. 25.90 kırıldıktan sonra hisse 30 liralara kadar hareket gösterecektir. 30 lira üstü kapanışlarda da 37 liraya doğru hareket gösterecektir. Şu an RSI tam tepki almaya müsait bir noktada. RSI burayı kırarsa yukarı yönlü 29'lara kadar yükselir 30'lara kadar. RSI buradan tepki alıp düşerse 23'lere kadar düşer. Bilginiz olsun. Devam edelim. Liman derinliğine bakalım. Bugün biraz hızlı anlattım ve video kısa oldu. Daha iyi oldu aslında. 210 bin not alış tarafı, 272 bin not satış tarafı. Ağırlıklı olarak biraz satışlar baskın. Fakat 3-5 kademede de alışlar baskın. Pazartesi günü açılışta ne olur ne biter. Bunun hakkında pek fazla yorum yapamayacağım. Tıkas analizine bakalım. Bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Bu tarafa baktığımızda bugün e, ziraat ne yapmış satmış 30-40 bin not 40-80 bin not civarı bir satışı var. Alış tarafına baktığımızda bugün ak 217 almış. E, bugün aracı kurumda alın ve takas analizi bunun en güzelleri yani bu açıkçası bence. Çünkü e, satan kurumlar önemli fakat alan kurumlar da önemli. Fakat e, sattıklarından fazla almış önemli kurumlar. O sebepten dolayı ben bugün çok beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. E, i̇ş ne yapmış bugün? İş az miktarda satmış galiba. Yani çok en üst kademelerde değil. O yüzden çok fazla bir önem arz etmiyor. Güzel yani bugün bence. Bir diğer hisseye bakalım. Bir diğer hissemiz bor şeker. Bor şeker tarafına baktığımızda fiyatımız iki yönde bir sıkışma var. Şöyle büyütelim daha net anlayın. Baktığımızda yukarı yönlü bir hareket gelebilir aslında. Fakat açılışa göre konuşuyoruz şu an. Yani kapanışa göre bakacak olursak fiyat... 33.40 üstünde kapanış getirmedi ve 32.90 altına da sarkmıyor. Yani bu iki yönde yatay gidiyor. Burada bir sıkışım var şu an. Hangi yönde kapanış gelirse o yöne doğru sert hareketler olma ihtimali yüksek. Buradaki e, beyaz çizgi kırılırsa da kısa vadeli bir yükseliş gelebilir. E, mutlaka 33.40 kırılırsa da fiyat beyaz çizgiye kadar gider bilginiz olsun. E, 32.90 altında kapanış gelmemesi gerekiyor. 32.90 altında kapanış gelirse hala daha düşmeye devam eder. E, RSI bugün kötüymüş bilginiz olsun. Derinlik tarafına baktığımızda 191 alış 120 satış ağırlıklı olarak buradaki 3-5 kademeli alışlar baskın. Ben e, pazartesi günü açılışta biraz daha pozitif yönü olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Diğer modüllerden takasına bakalım. Bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Ne yapmışlar bugün? İş, Garanti, Vakıf, Ziraat hep satışta. Alış tarafında kim var? Yapı Kredi var fakat ne kadar ciddi miktarda? Yani satışları karşılayamamışlar yani bunu bariz şekilde görüyoruz zaten. ben o sebepten dolayı bugün e, Borçeker'in aracı kurum dağılım ve takasını çok beğenmediğimi söyleyebilirim. bir diğeri ise çok uzatmadan Patek Pasifik Teknoloji. Fiyatımız 78.50 üstüne kaldığı sürece yönümüzün yukarı ve yatay yönlü olduğunu söylemiştim ki şayet de 3 gündür bu şekilde olmaya devam ediyor. Aşağısına düşerse 78.50'nin yeni bir dip yapma olasılığı yüksek fiyat 94.60'ı kırarsa kısa vadeli bir yükseliş gelebilir. Bilginiz olsun burası güçlüdür ve aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamaya çok yakın. Ee, şu an fiyat 94.60'a kadar bir tutanı yok yani. 94.60'a kadar yükselmesi muhtemel. Beklentilerimiz bu yönde ve ayrıca 2 gün önceki bakın videomu izleyin RSI diplerdeydi demiştim ki e, yükselişler gelebilir. Yani az da olsa geldi ama yani bunu kabul edelim. Çok bariz alım şahın bir kazanç sağlamadı ama kısa vadeli olarak 2 günde güzel marjlar kazandırdı aslında. RSI dipteydi 2 gün önce. WhatsApp'ta da bu tarz işlemler paylaşmaya çalışıyoruz biz. E, kendi aldıklarımız daha doğrusu. Derinlik tarafında 61 alış 30 satış ağırlıklı olarak biraz alışlar baskın. E, 3-5 kademede de biraz alışlar baskın. Yani pazartesi günü açılışta biraz daha pozitif yönlü olabilir. Diğer modüllerden takasına bakalım. E, bunlar bizim için önemli olan banka ve kurumlar. Ne yapmışlar? Ziraat satışta 41 bin not. Garanti satışta 20 bin not. E, ne kadarlık etti? 60 bin not diyelim hadi. Alış tarafına baktığımızda 47 burası iş almış. Yani bugün biraz daha iyi yatay ama alışlar biraz daha baskın geldi bana. O yüzden bugün beğendim yani. Çok alım şeyim güzel değil ama beğendim. Devam edelim. Bir diğeri ise Avrupa Kent. Avrupa Kent tarafında kırılım gelmedi. Bakın dün demiştim ki fiyat buradan düşebilir. Veyahut da burayı kırarsa lira kadar yükselebilir. Ki şayet burayı kıramadı. Aşağı yönlü hareket gelmeye başladı. Ee, şu anda burada gördüğünüz sarı çizgiye kadar minimum ihtimalle çekilme ihtimali yüksek. Ee, sarı çizgiden sonra mutlaka e, pembe çizgi üstünde kalması gerekiyor. Hatta bu pembe çizgi iki tane çizilmesi gerekiyor. Onu diğer videoda çiziriz. Hafta sonu özel video yayınlayacağım size özel. şu an RSI aşağı doğru kafasını çevirmiş ve sarı çizgiye doğru gidebilme ihtimali yüksek. Bu da 43.18'e tekabül ediyor. Fiyat 43'lere kadar gerileyebilir. 43 altında kapanış gelmediği sürece çok büyük bir problem yoktur. Dediğim gibi bugün dün yaptığım yorum bugün de geçerli. 45 kırılırsa da fiyat 48-47'lere kadar yükselebilir. Bunun ihtimali de yüksek. Olursa tabii ki. Ama şu an en büyük ihtimal şeydir arkadaşlar sarı çizgiye kadar çekilebilir. Ee, şu an baktığımızda bunun alış tarafında 119.000 bin not alış 64 satış ağırlıklı olarak biraz alışlar baskın. Ee, Pazartesi günü açılışta birazdan pozitif yönlü alabilme ihtimali yüksek. Takas analizine bakalım. Ee, baktığımızda ziraat 66 e, satmış, vakıf 50 satmış, ee, yaklaşık 116 bin not. Yapı kredi de var gerçi burada. Fakat ilk 5'te yer almıyor. O yüzden bunu listeye katmayacağım. Alış tarafında yani bu kadarlık bir alış yok zaten. E, o yüzden ben bugün bunun aracı kurum dağılım ve takasını beğenmediğimi söyleyebilirim arkadaşlar. E, bir de ise Mega Metal. E, bu tarafa baktığımızda yön e, hala da yukarı ve yatay yönü devam ediyor. E, şurası bizim için önem arz ediyor. Hangi fiyat? E, oraya bir çizgi atalım da bir sonraki videolarda bir daha bir daha uğraşmayalım. Fiyatımız hatta şunu sarı çizelim. Sarı yaptık mı tamam olacak. Fiyatımız 41.36 üstünde kaldığı sürece e, hiçbir problem yoktur kısa vadede. 41.36 altına düşerse e, 41 liralara kadar zaten yakın fiyatlar bunlar. Yani açıkçası 40.92 altında kapanış yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tek fiyat bu aslında. 40.92 altında kapanış gelirse hisse 38 lere kadar düşer. Ee, bilginiz olsun. Şu anda aslında yani pek fazla bir tutanı yok bu hissenin 48 liralara çıkması için yani çıkması için. Ee, çünkü önümüzde çok fazla bir destek direnç bölgesi yok. Çok güçlü bir direnç direnç yok yani. Ee, fiyat şu an ne olur ne biter diye soracak olursanız RSI biraz aşağı yönlü çevirmiş. Tekrardan ee, 40.92 lira doğru test gelebilir. 40.92 üstünde kaldığımız sürece hiçbir problem yok ama orta vadede bilginiz olsun. Derinliğine bakalım. Derinlik tarafında 132 alış, 62 satış, ağırlıklı olarak alışlar baskın. Pazartesi günü açılışta biraz daha pozitif yoğunluk olabilme ihtimali var. Takas analizine bakalım. Bunlar bizim için en önemli olan banka ve kurumlar. Vakıf Garanti 170, 142 bin not, bunu da katalım. 182 bin not diyelim hadi. Yapı Kredi de katalım. 100, 200 bin not civarı satış var. Alış tarafında da iş almış bugün, yaklaşık 94 bin not. Bu kadar karşılanmamış. Alışlar biraz daha sönük kalmış. E, o yüzden ben bunun bugün aracı kurum dağılım ve takasını çok beğenmedim. Bunu belirtmemde fayda var. E, videomuzun son hissesi Kuzey Boru arkadaşlar. Halka arz olma tarihine göre sıralıyoruz. Bunu tekrar ediyorum. Fiyat bugün tepki alması gereken yerden tepki aldı. 91.25 altında kapanış gelmediği sürece yön yukarı ve yatay yönlüdür. Dün de zaten bunu belirtmiştim. Eresay diplerdeydi bakın. Kaç gündür sayıklıyorum bunları söylemeye devam ediyorum. Ve bugün kısa vadeli bir kazanç getirdi aslında şu an fiyatta aslında 100.07'lere kadar 100.7'lere kadar bir engel yok. Yani bilginiz olsun. Oralara kadar gelme ihtimali var. Fakat mutlaka 91.25 altında kapanış gelmemesi gerekiyor. 91.25 altında kapanış gelirse düşmeye devam eder. Önemlidir bu da. Çok uzatmadan devam edelim. Derinliğe baktığımızda 62 alış 24 satış ağırlıklı olarak biraz alışlar baskın. Pazartesi günü açılışta biraz daha pozitif yönlü olabilme ihtimali vardır. Bunlar bizim için en önemli olan banka ve kurumlar. Şöyle alış satış tarafına bakalım ilk olarak. 30 burada 20 burada 50 diyelim hadi. Gerçi bunu saymayalım. Şöyle alış tarafına da bakalım. Kapattık yanlışlıkla. Alış tarafında yani çok da fena değil. Bugün çok fena değil açıkçası. Alışlar da satışlar arasında birbirini ötürlüyor. Fakat ben alan kurumları daha çok beğendiğim için bugün güzel diyeceğim buna. Benden bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Lütfen destek olmak için videoyu beğenip yorum yapın ve ayrıca mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Günde iki tane video atıyoruz zaten harıl harıl video atan birileri değiliz. Mutlaka da gelmek isterseniz WhatsApp grubuma beklerim. E, aşağıda WhatsApp iletişim linkinden e, benimle iletişime geçebilirsiniz. Burada da faydalı içerikler paylaşmaya devam ediyoruz. E, beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.